Ankara'da ikinci günümüz. Dün Geon diye bir isteyen arkadaşla tanıştım. Geon bizi gezdirecek bugün. Öncelikle Borobudur Temple diye bir yere gideceğiz. Ardından da Gunung Merapi Dağı'na çıkacağız. Valla bugün heyecanlıyız, bakalım. Aldılar bizi sabah saat 8'de kaldığımız yerden. Şimdi gezdiriyorlar. Pas jembatan kan itu? Ah, pas jembatan. Itu yang dunia Keo. Malioboro in sokağa. Oraya çıkın 100 metre yürüyün. 3 tane refer size. Gelin bu şuraya götüreyim, gelin buraya götüreyim. Ama siz Keo'nu tercih edin. Gelin numarası yazarız aşağıya. Yok, öyle bir anlaşma yaptık. Size götürüyor. Kendisi günlük 700 rupiden kapıyı açtı. 2 gün size ulaştıracak. 1 milyon rupi vereceğiz ama. Aslında bu bile fazla olabilir yani. Siz geldiğinizde bir 800'e kadar falan inmeyi deneyin. Evet, evet. Jogja. Birazdan dünyanın en büyük Budist tapınağına çıkacağız. Balet. Hey, yeterli diyor bu. Biz biraz endişeliydik de acaba bizi böyle alırlar mı diye. Bu arada giysi konusunda biraz katı olduklarını söylemişlerdi. Öndeki arkadaşlar gördüğünüz gibi şortlarını bu kadar kapatarak yeterli olmuş. Biz korkarak biraz uzun giyinmeye özen gösterdik. Yol boyunca gördüğümüz bütün her yer yemyeşildi. Hindistan ceviz ağaçları. Ve tapınağa geldik. Borobudur Tapınağı, Endonezya'nın Yogyakarta şehrinde bulunan dünya mirası bir yapıdır. Dünyanın tek parça halinde ve en büyük Budist tapınağı olma özelliğine sahiptir. Endonezya ülkesinin Yogyakarta şehrinde yer alan tapınak, UNESCO tarafından 1991 yılında Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmiştir. Tapınakta geziyoruz, arkadaşlar güvenliğimiz, kurulumuzla değil. Bırakın biz dolaşırız diyoruz, yok diyorlar, olmaz biz dolaştıracağız. Hadi çocuklar, çok gürültü yapmayın. Hadi aşağı. Hadi bakalım, yavaş yavaş aşağı inelim. Çok gürültü yaptınız, kapıştırdınız. Nerede Geo? Geo gitmiş. Hello.
Hadi bakalım yavaş yavaş aç. Çocuk parkın burası ya, tapınak. Bak aşağıdalar, gülüp yapıyorlar bu arada. Merhaba onlar. Ya saygı. Yapımında her biri 40 kilo ağırlığında olan 2 milyon blok taş kullanılmıştır. Dünyanın en büyük ve tek parça halindeki olan tapınağıdır. Yapımı 75 yıl sürmüştür. ...504 Buda heykeline, 2760 rölyefe ve 72 tane stupaya sahiptir. Kuş bakışı bakıldığında mandala şekli görülür. Daha önce bir volkanik patlamada zarar görmüş. O yüzden kime... ne diyeyim şimdi? Kimilerinin başı yok, kimileri eksik. Sonra tekrardan yapmışlar. Arkeologlar kazmış. Tekrardan birleştirmeye çalışmışlar. Şu taşlar filan. Bunlar sonradan konmuş mesela. Şu sonradan konmuş. Oyna bir. Oynamıyor. Oynamıyor. İyi yapıştırmışlar bunu. Bali ile. 2010'daki depremde de bayağı hasar görmüş. Evet. Bu tapınak ama diğer Hindu tapınağı daha da çok görmüş. Bizim Hindu tapınağını görecek zamanımız kalmayacak sanırım. Bakın kafalar da uçmuş. Tırmanmaya çalışanlar var sanırım, o yüzden güvenlikler var. Her yerde de tırmanmayın diye yazmışlar. Hatta oturmayın yazıyor. Hadi gönül kadar tutabiliyormuş. Bak bir tane çanın içinde yine var, kafası yok ama. Muhtemelen o da zarar gördü o volkanik patlamadan. Açıkta kalmış. O artık özgür. Kimileri para atıyormuş içinde. Evet, şans getirsin diye böyle aralıklara para koyuyorlar. Tabii biz ne yaptık? O paraları topladık filan. Buraya girmek çok pahalıydı. Bu arkada da bizim rehber. Kendisi bas gitarçı. Bizim diğer rehber hep oraya kafasını açıp giriyor. Ya ben sigara içmedim sana. Ne diyorsun teyzeciğim? Niye dizmiş çıtaları? Anlatıyor onu işte. Şimdi oraya gelirsem diyor. Nerede bu? Ha? Peki, rahatsız etmeyin teyzeciğim. Çok güzel değil mi? Evet. Doğa. Teyzenin bir fotoğrafını çeksene.